almak ister misiniz? Buyurun gazetemizi. Beyefendi buyurun lütfen gazetemizi. Sen biraz devam et, ben dükkanları gezeyim, tamam. Anlaşıldı mı? Tamam. Buradakiler yetmez. Bunlardan ilk yapalım. Buyurun. Buyurun Zaman Gazetesi, buyurun. Afiyet olsun. Eyvallah. Ben bir şey söyleyeceğim size. Zaman Gazetesi'nden geliyorum. Acaba gazetemize abone olmayı düşünür müsünüz? Sağ olun, gerek yok. Olsun, ben yine de buraya bırakayım. Eğer abone olmayı düşünürseniz bakın üzerinde numarası yazıyor. İnşallah bir dahakine abone olursunuz siz de. Sağ ol kardeş, teşekkür ederim. Şimdi gazete çok ayrı bir öneme sahip. Şimdi o dönem itibariyle kendi tabirleri var. Ulubatlı Hasan'ın İstanbul'a, surlara bayrağı dikmesi neyse Zaman Gazetesi'nin bir eve gitmesi de budur. Siyah olsun abi. Eyvallah kardeşim, gene gel, alışverişe de gel. Eyvallah abi. Bir kasap vardı, dindar da bir adamdı, beş vakit namazı. Gittim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Zaman Gazetesi'ne abone olmak ister miydiniz? İstemiyorum kardeşim. Lütfen ben masanıza bırakayım, bir okursun. İstemiyorum kardeşim. Ya neden böyle yapıyorsunuz? Ben masanıza bırakayım. Kardeşim basketi istemiyorum lan işte. Gelme lan bir daha buraya. Cemaat misin, örgüt müsün, nesin lan? Abi gözünü seveyim. Ne böyle yapıyorsun? Gözümü seveceğim. Bir tane bakacağım. Dedim işte Zaman Gazetesi bilmem ne, abone olur musun abi demeden kafama bir çay bardağı geldi önce. Adamın elinden zor aldılar beni. Tabii bir yandan olumsuz oldu. Bir yandan da yan taraftaki kuaförden beni kurtarmak için çıkan dört abla birden gazete abonesi oldu. Kuafördeki kadınlar böyle saçlar kabarık kabarık çıkmışlar. Hepsi gazete abonesi oldu. Selamünaleyküm Halil Ustam. Kolay gelsin. Aleykümselam. Hoş geldin Emir Bey. Eyvallah, hoş bulduk. Buyur. İki çay. Sağ olasın ustam. Maşallah, bakıyorum da Zaman Gazetesi baş köşede. Çok iyi gazete vallahi. Müşteri çok memnun. Poçanın, pidenin yağını emmiyor. Eyvallah ustam. Eyvallah. Halil ustam, benim senden bir ricam olacak. Biliyorsun, gazetenin abone sayısını arttırmamızı istiyorlar. Senin de işler gitgide büyüyor maşallah. Şükür. Biliyorsun, tüm bunlar himmetli oluyor. Senden ricam, eğer seni yormazsa gel sana 20 abonelik daha verelim biz. Ne yapacağım ben 20 gazeteyi? Şey grupları var, bu tıraş ölçen. Tıraş olayı bayağı bir kanuni bir şekil aldı. Mesela A şahsını abone yaptığınızda bir daha onu abone yapamıyordunuz. Bir anda Zaman Gazetesi'nin o dönem takip edenler araştıran birden abonesi 300 bin civarı düştü. Ancak şöyle bir şey yapıldı. Şimdi bir kişi 10 kişiyi abone yapıyorsunuz ancak isimler uydurma. Yani adam apartmandaki herkesin adını veriyor, parasını esnaf ödüyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Gel. Buyur gel. Nasılsın? Ne içersin? Sağ ol. İyiyim. Teşekkür ederim. Abi. Senden çok memnunuz Emir. Gazete mesulü olarak yüzümüzü güldürdün. Fakat bölgede aksayan işlerimiz var. Sen el atarsan rahatlayacağız. Bunu da başarırsan Allah yolunda çok büyük kapılar açılacak sana. İnşallah. İnşallah. Selamünaleyküm gençler.
Ve aleyküm selam. Siz bilirsiniz tabii ama daha ucuza ev rahatlığında yaşamak varken niye burada kalırsınız? Hem ibadetinizi rahat rahat yaparsınız. Derslerinize daha rahat çalışırsınız. Yani burası gibi olmaz. Emrah, sen ne yapıyorsun burada? Senin evin yok mu zaten? Var benim evim. Ama işte bazen gelip burada yurtta arkadaşlarla birlikte kalıyoruz. Kimler geliyor benimle? Kim ki bu Berk? Garibanın teki, bizim sınıfta. Ne ayak anlamadım. Kredi yurt hizmeti dediğimiz şey de onların tabiriyle şu şekilde bir durum. Yurda çıkıyorsunuz, orada bir sürü üniversiteye başlamış gencecik pırıl pırıl çocuklar var. İşte bunları alıyorsunuz, cemaat evine götürüyorsunuz. Onlar bir şekilde, tabii ki hepsi değil, belli bir kısmı entegre oluyorlar. Vay! Evde televizyon var. Bilgisayar var. Bu paraya bu imkanlar iyiymiş abi. Siz yeter ki ders çalışacağım deyin. Tüm imkanlar sizin için gençler. Sonra oradan eve çıkıyorlar. Siz yurtta kalmaya devam ediyorsunuz tabii. Esnaf sana saygı duyuyor. Seni küçük bölge imamı yapacağız. Küçük bölge imamlığı yaptım. Mevlana bölgesinde. Bugüne kadar hep evleri doldurdun. Şimdi de onların donatılmasını sağlayacaksın. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Hamza'nın dersleri iyi. Tüm hocalara gelecek vaat ettiğini söylüyor. Ne yapıp edip bu çocuğu kazanman lazım. Geleceğim diyor, gelmiyor. Elimden ne gelir abi? Okuluna gidemem ya. Bir çocukla bile baş edemiyorsan ileride vereceğim işleri nasıl kıvıracaksın Ziya? Bana senden umudumu kestirme. Vicdanlı çocuk. Vicdanından yakala. Eğer bu çocuğu elimizden kaçırırsak ikimizin içinde sorunlar büyük olur. Söyleme de deme. Hamzam, iyi misin? Yavrum, geldiğinden beri ağzını bıçak açmadın. Okulda mı bir şey oldu yoksa? Bak ne olur bana doğru söyle. Ayrılmayı falan düşünmüyorsun değil mi? Kimden öğrendin geleceğimi? Ne yaptığını, nereye gittiğini. Hatta nereye gideceğini bile biliyoruz. Tek bilmediğimiz görüşmelere ne zaman geleceğini. Abi bak üzerimde çok emeğiniz var. Ayıp etmek istemem. Ben tatilden gelince oturalım konuşalım böyle ama diğer türlüsü bana göre değil, olmaz. Tatilde de görüşeceğiz, okulda da.
Hani bu kadar niye peşimde ısrar ettiklerini de açıkçası o zaman düşünüyordum. Hani niye bu kadar ısrar var? Ben alenen belli ediyorum. Hani hem görüşmek istemediğimi söylüyorum. Bir şekilde tamam diyorum. Yine gitmiyorum ama sürekli ısrar vardı. Hem emeğiniz var diyorsun. Hem de hatır saymıyorsun. Yakışmıyor. Senin yüzünden benim de başım derde giriyor. Birazcık hatırım varsa beni bu duruma düşürüp insanlara mahcup etmezsin. Çok uzaklaştık. Yani çok gerideyiz. İşte hiçbir şekilde görüşme yapamadık. Bu çok büyük sıkıntı. İşte senin görüşmen lazım, gelmen lazım. Bak hani yanlış yollara gidersin. Hani birbirimizden uzaklaşmayalım. Hani bizim vefa borcumuz var birbirimize. Gibi şeyler söyleyip beni görüşmelere çekmeye çalışıyordu. Biz istediğimiz için okuldasın. Aç gözünü artık Hamza. Yoksa olacağı ben bile engel olamam. Senin ya da benim karar verebileceğim bir şey değil. Bu bizim hedefimiz. Bunu yapmamız gerekiyor. Buna alışacaksın zamanla. Sen merak etme. Dedi. Tabii ben ona yine tamam dedim o zaman için. Allah'ın izniyle bizden daha inançlı, yürekten inanan bir nesil yetiştirebilirsek Allah yolunda daha büyük ne hayrımız olabilir ki? Allah bizleri vesile olanlardan eylesin. Amin. Biliyorsunuz abiler, okutulacak çocuklarımız var. Sadece burada değil, Afrika'da, Türkiye Cumhuriyetler'de. Müslümanların yüzü aydınlansın, bayrağımız dalgalansın diye hepimize düşenler var. Eyvallah. Eyvallah usta. Hah, Halil usta. Evlerin erzaklarını karşılamışsın. Allah senden razı olsun. Sağ ol hocam, ne demek? Ama benim senden bir ricam var. Bir, senin mütevelli yaptık. Lakin daha fazlasını isteriz. İnşallah. Vermekten yana bir sorunun yok, biliriz. Lakin artık verdiğin kadar bulma vaktidir. Seni daha fazla yükseltmek isteriz. Mütevelli şu demek, cemaatte esnaf olarak girmiş, daha sonra bu cemaatle özdeşleşmiş, para veren, çok yüklü miktarda paralar veren ve bunları gerçekten de hani bir zorla, bir korkuyla değil, kendileri isteyerek veriyorlar yani. Para veren, finanse eden kişi, bu mütevelli biraz daha büyürse artık büyük bölgenin mütevellisi oluyor ve büyük bölge mütevellisi olduğunda büyük bölge imamı denen şahıs ilgileniyor. Yani biz 5 küçük bölge imamı ayrı ayrı mütevellileri varken büyük bölge imamının ayrı bir mütevellisi var. Biz de büyük bölge imamına bağlıyız. Tabii bu verilen para miktarının artması, bir de sadece verme istenmiyor. Mesela esnaftan bulma isteniyor. 500 bin lira vereceksen 500 bin lira bulacaksın. Bu bulmanın onlara anlatılan bazda iki şey var. İnsanları sevap iklimine dahil etmek. Ama bir diğer boyutu daha var. Bir kişi gidip de bir dava için, yani bu bütün ideolojilerde aynıdır. Bir dava için gidip bir şeyler yapmaya başladığında zaten oraya ait olur, aidiyeti gelişir. Bir noktada da bunun için yapılıyor. Şükür. Pensilvanya gibi çek. %10 burada. Abi
ülkelerine gidecek burada. Kalanı ev ve iç hizmetler için. Ya ama bankamız var. Oraya yatırsalar ya parayı. Banka dosyaları burada. Elden gelenler burada. Aracın var mı? Sağ olasın. Hasan abi aldıracak beni. Emrah değil mi şu? Ne ayak oğlum bu? Meteliğe kurşun atıyordum. Bu konu çok önemli çünkü para durumu hepsi buradan dönüyor. Yani buradan toplanan paraların benim hatırladığım kadarıyla yanlış değilse %5-10'u civarı Amerika'ya gönderiliyor. O direkt oradaki artık ne için kullanılıyor bilmiyorum ama mesela 100 bin lira toplandıysa 10 bin lirası Amerika'ya gönderiliyor. Diğer tarafta her il 3 tane ülkeye bakıyor. O zaman öyleydi, belki şu an değişmiştir. 3 ülkeye bakıyor. O 3 ülkenin de bütün finansmanını o ilden yapılıyor. Halil için ne diyorsun? Pastaneci değil mi? Müşrik adam. Ama eğer istediğimizi yaparsa 4 olur. Devlet polis kadrosu açıyor. 5-10 bin kadrodan bahsediyoruz. Polis olabilecek kim varsa alacağız. Nasıl alacağız abi? Zamanında isteyen çocukları yapmadık. Şimdi önümüze geleni mi alacağız yani? Öyle gerekti. Ben o zaman bölge imamıydım. Tanıdığı, yakın olduğu kim varsa polis olmak ister misiniz diye sorsun. Çoğu kişi itiraz etti. Ben de itiraz ettim o zaman. Dedim ki ya bunlar hani cemaat, yani örgüt bir polis yapmak istiyor birilerine. Ve 1500'e yakın ev var Konya'da. Benim hatırladığım 1500 ev vardı o dönemde. 1500'e yakın ev var. Burada adam kalmadı. Dışarıdan hayır. O çocukların hakkı ne olacak abi? Tanımadığımız bir sürü adamdan bahsediyoruz. Bildiğimiz çocukları yeterince sadık değil diye yapmadırız. Şimdi nasıl olacak abi? Garip işler bunlar abi. Anlamıyorum. Hamza, sen Aydın'la beraber def hastasın. Tamamdır. Aydın. Tamamdır. Hakan, düdükle birlikte top sana göndereceğim. Gerisi sende. Tamamdır Ümit. Gelin beyler. Ne? Oo! Kardeşim çiziyorsun da bu tarafa gelmez o. Lan hiyerarşi mi soruyorum ben sana ya? Hafta sonu maç efsane oldu. 5. kısımdakiler acayip hırs yapmışlar. Bu hafta baklavasına diyorlar. Bak o zaman ikinize de söylüyorum. Bu hafta yine akraba falan karıştırmayın. Şimdiye kadar çok ektiniz yeter. Ulan sizden iyi akrabam var lan benim. Birlikte yiyeceğiz baklavaları. Adamsın kardeşim. Ya bu hafta ben siz yiyeyim baklavaları. Niye? Annem gelecek. Ben bir onu göreyim. Ama bir dahakine söz birlikte yiyeceğiz ya. Oo! Terapta. Hamza! Bölük komutanı senin odasında bekliyor. Hakkında ihbar var.
karşılığı arkadaşlarının ödevlerini yapıyormuşsun Hamza. Yalan mı? Durumumu biliyorsunuz komutanım. Sonuçta kimseye bir zararım olmadı. Nasıl olmadı oğlum? Biz neye göre değerlendireceğiz sizi? Bunu işleme koymuyorum Hamza. Ama sen de kendine çeki düzen ver. Emredersiniz komutanım. Hadi çık şimdi. Peki söyledi mi? İsimsiz mektup Ümit. Adam nereden bilsin? Hayır yani hem iyilik yapıyorsun bir de üstüne gidip ihbar mı ediyorlar? Sen yapsan anlarım da. Kim niye ihbar etti ki seni? Bir düşmanın da yok bildiğimiz. Aydın. Adam koşuyor. Birinci oldun. Ben yarışmadım ya ondandır. Askeri lisede cemaat dediğimiz örgütün illegal faaliyeti olarak bu çocukların şahit olduğu iki tane şey var. Bir tanesi şok mangaları. Diğeri ise isimsiz ihbar mektupları. Bir değil iki değil. Hamza bu kaçıncı? Şimdi de koğuşta sigara içtiğini söylüyorlar. Eğer seni ihbar ettilerse birilerini karşına aldın demektir. Aranı düzeltmeye bak. Bunu kim niye yapıyor bilmiyorum komutanım. Belki mektubu verirseniz Elyas'ından kimin olduğunu anlayabilirim. Sana ne kim olduğundan? Eşkıya mısınız oğlum siz? Ben bunu işleme almayı bilmiyorum. Ama sen cezayı keseceksin öyle mi? Milleti bırak da kendini düzeltmeye bak. Emredersiniz komutanım. Bunu işleme koyuyorum Hamza. Disiplin puanından eksilecek. Çık şimdi. Alo. Ne yapıyorsun? Ben ne yapayım işte. Abi var ya antrenmandan çıktım şimdi. O kadar ağrıyor ki her yerim. Tabii tabii. Komutan bir taktı bana var ya sana anlatamam. Geberdim resmen ya. Okan. Sessiz kardeşim. Bitmedi kız muhabbeti arkadaş. Gamsız mısın oğlum sen? Bu kaçıncı oldu biraz dikkat etsene. Bir ceza puanı daha alırsan okuldan atacaklar haberin var mı? Ne yapayım Hakan? Elimden ne gelir ki? Kafamı çıkarsam ihbar ediyor adamlar. Ulan kim olduğunu çözemiyoruz. Bari ne istediğinden masak. Beni attırmak istiyorlar belli değil mi? Babam öldürecek beni. Ulan asker olacağız dedik. Adamı borca boğacağım. Ödeyemez de garip. Ben babama ne diyeceğim ya? Yüzüne bakamam. Ne oldu lan? Ne yaptınız? Diğer sınıflarla da konuştuk. Kimseyle tık yok kardeşim. Hamza'yı kesik baş diye arabayı ihbar ediyor anlaşılan. Lan son sınıfa geldik. Hala hayalet muhabbeti yapıyorsunuz ya. Benim yüzümden siz de perişan oldunuz. Olur mu oğlum her şey ya? Asıl sen gidersen perişanız oğlum. Notları kim toplayacak lan? Asma lan suratını al. Senin için girmediğin derslerin notlarını tuttum bakarsın. Canımsın be kardeşim. Şimdi.
Notlarım da düşerse bunlar bana acımaz zaten. Oo! Okan Koro da yine bak, bu gece geçmez kardeşim. Benim iyi. Notlar sonunda işine yaradı kardeşim. Sen olmasan yanmıştım ben de. Bu kara notu gördünüz mü? Eyyuh. Bu ne kardeş, adam tulum çıkartmış. Ben bu adamı ders çalışırken hiç görmedim. Ne iş oğlum bu? Hayır, 3 yıldır tanımasam. Ben zeki. Ondan geçiyor diyeceğim. Tanıyorum değil. Zekayla olsa Onut'u ben alırım kardeşim. Kesin bir şey çeviriyor bu. Kağıtları bulmuşlar. Çalışma soruları, çalışma kağıdı gibisinden. Yani yazan başlık altında sorular bulmuşlar. Ne yırtmış? Çalışma notları. İnsan niye gizli çalışır ki? Ve notları niye yırtar? Bu sorular acaba gerçekten çıkacak mı diye. Ve sınavda çıkıyor. Bu sorular aynısı birebir. Tüm sorular var. 5 soruysa 5'i de aynı. Nasıl? Çok feyizliydi değil mi? Evet abi, olmaz mı? Hep söylediğim gibi. Bizi koruyup kollayan, bu evde geçirdiğimiz zamanın maneviyatı. Sohbete geçmeden aklım takıldı. Buyur abi. Bu Hamza Kaya ile ilgili yeni bilgi var mı? Ben FETÖ örgütünün çeşitli kademelerinde yer almış biriyim. Etkin pişmanlıktan faydalanarak kamu yararına olduğunu düşündüğüm her şeyi anlattım. Komutanım, aynıları sınavda çıktı diyorum. Aydın şahit. Sınavdan önce bulduk bunları. Birileri Okan'a sınavdan önce soruları vermiş komutanım. Çoğul konuşuyorsunuz. Elinizde delil olmadan böyle itham yapamazsınız çocuklar. Kim? Kimler? Heyecanınızı anlıyorum. Ama sakin olmalısınız. Bu konu şimdilik aramızda kalsın. Fark edildiğini öğrenirlerse... İşin arkasındakini öğrenmemiz daha da zorlaşır. Bana zaman verin. Gereken araştırmayı yapacağım. Emredersiniz komutanım. Halk yemek neymiş görsünler. Görsünler kardeşim. Kardeşim hayırdır? İhbar mektubum gelmiş. Nöbetçi subay çağırdı. Bu sefer kesin atılacağım.
tabur komutanına verdiğim an heyete sevk edileceksin, biliyorsun değil mi? Çok uyarı aldım. Dinlemedin. Tüm bunların neden başına geldiğini biliyorsun Hamza. Bak mezun olacaksın. Önünde yaz tatili var. Sana emek verenlerle aranı düzeltmeden okula dönme. Harp okulunda buradaki kadar anlayışlı komutanlar bulamazsın. Emredersiniz komutanım. Ne oldu? Ne dedin nöbetçi be? Dilekçeyi işleme koymayacak. Oh be! Allah'a şükür. Aklım çıktı oğlum atacaklar diye. Mezun oluyoruz lan. Soy olacağız lan. He? Sana ne oldu? Kurtardın oğlum işte. Neyi sevmiyorsun? Yoruldum artık. Bir, iki, üç, dört. Kardeşim, yanlış tonu diyorum. Beni dinlemiyorsunuz ki. Oho, 4 yıldır komutanları senin kadar dinlemedik Ümit ya. Sen onları aldırma kardeşim. Hadi başla, sendeyiz biz. Hadi, hadi. 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 Şşş. Elveda kuleli, elveda kuleli, elveda ku, elveda kuleli, elveda kuleli, elveda kuleli, elveda ku, elveda kuleli, elveda kuleli, elveda ku. Hayırdır? Nedir bu emir? Ben bölgemdeki evlerin bir listesini çıkardım. Bu evlerin 1/3'üne yakını boş duruyor. İsraftır. Esnafa boşa masraf yaptırmayalım. İzninizle ben bu evleri kapatacağım. Allah'ın izniyle hepsi dolar. Ama evler 3 yıldır boş duruyor. Dolacağı da yok. Sırf Amerika'ya sayılar yüksek denilsin diye milletin parasını boş evlere yatırıyoruz. Senden istenen bu evlere para bulmam. Denetimi bana bırak. Konuyu da ortada dilendirme. Siz şov yapacaksınız diye ben haram işe girmem. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bu bir değil, iki değil. Çalınan sorular, çalınan hayaller. Şimdi de sıra milletin parasında mı? Ben yanlış ortak olmam. İleri gidiyorsun Emir. Emrah. Benim adım Emrah. Ben ayrılıyorum. Peki. Peki sen bilirsin. Kendi ahiretini kendin ziyan edersin.
Sana inatlaşma dedim, dinlemedin. Senden tek istediğimiz görüşmelere gelmen. Aklın başına gelir diye bir şans daha veriyoruz. Doğru yolu bulmanı ümit ediyoruz. Askerlik benim hayalim. Onu benden alamazsınız. Bunu sana veren biziz abi. Bu sana son uyarım abi. Eğer bunu da dikkate almazsan... ...ne yazık ki şefkat tokadı nedir öğreneceksin. Öğrencinin okul hayatındaki sürecini takip eden okulcu denen kişiler vardı. Bunları biz dahi tanımazdık. Askeri personelin bilgilerinin sürekli güncellenmesi. İlk başta TrueCrypt diye bir yazılım vardı. Bununla yapılıyordu. Daha sonra Matrix diye ayrı bir program geliştirdiler. Burada bunlar depolanıyordu. Sürekli güncelleniyordu ve güncel tutuluyordu. Faruk'a ineceğim. FETÖ'nün ayrılmaya ya da zorla atmaya maruz bıraktığı askeri öğrencilerle harp okuluna giriş yaptım ve FETÖ'nün yıldırma politikalarına maruz bırakıldım. Önceki abinle sorunlar yaşamışsın. Görüşmelere gitmemişsin. Anlıyorum. Bu sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum. Yoksa şefkat tokadı nedir anlayacaksın. Senin bu duruma düşmeni istemem Numan. Sen bizim için özelsin. Ordu da sancağımızı taşıyacaksın. Sana rica ediyorum. Lütfen. Kazananların yanında olmak yerine kaybedenlerin safına geçme. Ben asker çocuğuyum. Bu sebeple zaten küçükken görmüş olduğum tek meslek askerlik. Askerliğin haricinde bir meslek düşünmedim bile. Kendi bölüğünden ayrı işkenceye maruz bırakılacak insanlar mangası aslında. Vay! Komutanım! Hoş geldin. Peker üstünde mi geldin Ümit? Ne bu halin? Ankara kampından manyağın tekine denk geldim haydi. Lan adam taktı bana. Ne yaptın? Bir şey yapmadım be oğlum. Öyle komutan olmaz olsun. Girer girmez başladı. Bir haftada bitirdi beni. Neyse. Geçti gitti çok şükür. Sen beni mi bekledin kayıt için? Birlikte teslim olalım dedim. Geliyor mu sizinkiler yemin? Gelecekler lan tabii. Kaç kere yemin törenine çıkacağız? Gelsinler tabii. Alem subay görsün. Aydın benim erkek olarak tek çocuğumdu. Baba dedi, ben dedi asker sana girmek istiyorum. Oğlum ben dedim kendim askerim. Bu meslek zahmetli, çok özveri isteyen bir meslek. Kişiden çok şey alıp götürüyor. Mesaimden olsun, günümden olsun, ailemden olsun, boş vaktimden olsun çok şey alıp götürdü. Oğlum bir halden bir
asker yeter. Gel, sen başka bir şey olursun. Millet bize komutanım diyecek oğlum. Buyurun komutanım. Kolay gelsin. İyi nöbetler. Biz liseden mezun olduktan sonra okulun başlangıç aşamasında yazın biraz daha diğer okullardan önce okula gelip intibak eğitimine tabi tutuluyorduk. Yani bu harp okulunun normal bir süreci. Tabii harp okuluna girdiğimiz gün daha ilk günden bir hüsrana uğradık. Çünkü komutanlarımızın karşısına geçip "Harbi el adayı yenici" dediğimde ellerindeki listeye bakıp "Ha sen olsun tamam geç" şeklinde bizi listelere göre ayırıyorlardı. "Harbi el adayı çabuk." Demek. Çök! Çökseniz oğlum! Ördek yürüyüşü! Hızlı! Hızlı oğlum, hızlı! Bu durumu sadece ben yaşamadım. Aferin! Ya birçok arkadaşımız, benim en azından yakın çevrem, işte bu hareketli olan insanlar direkt şok mangasına dahil edilmişlerdi. Orada çok daha her şey ciddi olacak artık subayla adımınız gibi. Tabii girer girmez de bizim sert bir karşılama yaptılar herkese. Harbiyeli adayı Kaya! Meşhur Hamza Kaya'dı. Yat! Yat dedim. Bazılarını Çadırlar bölgesine gönderirken bazılarını da hani sen ayrıl. O ayrılanlardan birisi de bendim. İsmimi sordu, sen ayrıl dedi. Sen ne bakıyorsun? Yat sen. Ayrılmamızla beraber bizi daha sivil kıyafetlerle olduğumuz yerde süründürmeye başladı. Sürün! Sürünmeyi bile bilmiyorsunuz. Hızla! Daha hızla! Bütün gün sizi bekleyemem. Bu Nizamiye bölgesiyle çadırların olduğu bölgenin arasında 8-10 kilometrelik bir mesafe var. Biz bu mesafeyi yani sürünerek, istikamet verilerek bu şekilde gittik. Yat! İstikamet! Şu geri zekalılar. O kadar yavaşsınız ki tırtıllar bile sizden hızlı sürünür. Haydi! Size durun diyen oldu mu? Daha emir almayı bilmiyorsunuz. Şınav vaziyeti. Al. Bir. Bekle. Kalk. Geç. Ne diyoruz? Emredersiniz komutanım. Aferin. Şınav vaziyeti. Al. Bir, iki, üç, kaç oldu? Sıfır! Bir, iki, kaç oldu? Sıfır!